Esatköy'de sizlerle birlikte buluşmaya devam ediyoruz. Ve burada da böyle tam bir güneşin o sıcağının altında gölgelik bir yer bulmuşlar. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen bir siz tanıyalım mı? Zeliha Erdem. Zeliha ablacığım, Konya'dan mı geliyoruz? Konya'dan geliyorum. Melçacı'dayız. Erdem değil, Erdim. 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 Hemen bir yanlış düzeltildi. Buraya niçin geldiniz? Çocukların bahçeleri var. Girdik, avara ekmiştim, onları suladım. İşlerini bitirdik, işte gidiyoruz. Burada böyle dinlenelim mi dediniz azıcık? Burada saat bekliyor, otobüs bekliyoruz. Ha, otobüs saati var burada. Otobüs saati var. İşte çocuklar işte olunca gelemediler. Bugün cumartesi, onlar gelemezler. Biz de dedik, yazık ektiklerim boşa gitmesin dedim. Geldim, suladım, gidiyoruz. Peki Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Çok güzel. Çok çok, hamdolsun. Çok nasıl güzelim. Geçiyor, neler yapıyorsunuz? Vallahi neyle yapacağız? Sabah kalkıyoruz, mukavvileye gidiyoruz. Yemek. Akşam oldu muydu? Yemek, sabah kalkıyoruz, hazırlıyoruz. Akşam sıfır, tamam, böyle işte. Kaçıncı cüzdesiniz? 17'ydi ama bugün birini kaçırdım. Ha. Buraya geldim. 17, 18 olmuştur o zaman. Oldu, 18.5 oldu bugün. 18, her gün 1.5 okuyoruz. Maşallah. Pazar günleri okumuyorsunuz. Yok, yarın tatiliz. Evet. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Amcacığım nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Boğazıma, ben de böyle boğazım indiği zaman anneme fix. Ben Kars'ta askerlik yaptım. 57-59'da bronşite tutuldum. Ondan beri devam ediyorum. Gelirken boynum orada üşüdü dedi. Ben de tuttum, çantada eşarp vardı. Ne güzel biliyorsun. Bir şey sürdünüz mü? Fix falan yok. Yok yok. 6 ay kış orası. -30-40 derece bilirsiniz. Evet evet. O zaman bir üşüttüydük. O zaman doktor nerede? Hemşire nerede? 57-59. Evet. Allah'ım şifa versin. Ben de var ya, başım ağrıdım, patates sararım. Ondan sonra boynum ağrıdım da böyle yazma sararım. Başıma rahmetli anneannem başı tuttuğu zaman hay bir patates sarayım da geçsin derdi. Patates alıyor ama insanın baş ağrısı. Bana gülüyor şimdi söyleyince. Ya, içindeki nişasta alıyor. Hangi köle annen? Denizli. Denizli mi? Deniz Acıpayan, bilir misin? Bilirim, bilmez mi? Karahayit'e gittik, bundan kaldık. Gezdiniz var mı? Şahane yerler. Evet. Bizans'tan alma eserler falan. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Şimdi kaya mezarları falan gibi. Hepsi çok güzel gerçekten. Güzel. Rahmetli anneannem şimdi öyle patatesleri sarardı. Sen sarmıyor musun? Bunlar da sizin gibi yörük bunlar. Yörüklerde olur değil mi? Patates sarma kafaya. Annem de hep boynumuz, şimdi bile olsa ben muhakkak boynumu böyle sararım yani üşüttüğüm zaman falan, boğazım indiği zaman. Sarar, biz de başımıza sararız. Başımıza sararız değil mi? Annem sarardı, devam ediyor. Patates mi sarardı? Patates. Patates, ha? Bak herkes biliyormuş. Peki sizin Ramazan'ınız nasıl geçiyor abi? Çok şükür bir şikayetçi değilim. Neler ben, yapıyorsunuz ben Ramazan'da? Ben 12 yaşından beri elhamdülillah tutuyorum. Allah'ım kabul etsin inşallah. Yaşım 79, hemen hemen maşallah. 67 mi senedir? Maşallah. Evet, kameramanım şaşırdı böyle. Gerçekten yıllardır değil mi? 80 yaşında. 12 yaşından beri. Peki burada bahçe nereden aklınıza geldi sizin? Bak şu evi görüyor musun? Bak çeşmenin sağında iki katlı. Ha, evet. Bir de şu caminin tavanına bak, çinko. Evet. Onun ilerisinde var iki katlı. O büyük oğlumun, bu da küçük oğlumun. Erdem Volkswagen diye tamirhaneler var. Heves etmişler, almışlar. Biz ikimiz de onlara bedava işçiyiz. Geliyoruz, sulayıyoruz. Ne zaman olacak ürünler? Daha çok mu? Valla kayısı var herhalde, versinler biraz kayısı. Ay, teşekkür ederim. Orada, sonra orada domates, biber, her şey var mı? Ekti, bu eker de ben bilmem. Bu eker. Siz onlar sulamaya için geliyorsunuz. Çapaladım, işte onlar yaptım. Size de bir uğraş işte. Evet. Hafta sonu size de bir uğraş. Sevdiğimiz için geliyoruz yavrum, sevmesem yapar mıyım? Mümkün değil, ha, değil mi? Geliyorum işte, şurada şu eziyeti niye çekiyorum? Sevdiğim için ektim. Doğru. Diyorum, bir sürü emek çektim. Pazar günü biraz hava da değişikliği oluyor. Ay çok hem vallahi gidesim falan gelmiyor. Geldim mi buraya? Evet, çok güzel gerçekten. İnan ki buraya geldim. Sen Denizli'yi nasıl bıraktın Konya'ya geldin? Ya değil mi? Denizli'nin köylerini sor bilmem ama Konya'nın bütün köylerini bilirim. Ha, ekmek davası. Burada mı okudun? Üniversiteyi burada okudum. Tamam tamam, o zaman o. Kızlar şimdi öyle kalıveriyor işte. Tabii tabii. Üniversite tabii okudum diyor, kalıyor işte böyle. Olsun. Sonra hayırlı da bir kız. Beyin de Konyalı mı? Beyin Konyalı mı? Ankaralı Süleyman. Süleyman'dan mı evlisin? Süleyman. Ben dedim ya sana, bak Süleyman. Süleyman'la da evlendik kaldık. Çok iyi olmuş. Allah'ım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız abi? İyiyim. Hemen bir siz tanıyalım mı? Ben Çumralıyım, ben Fehmi'yim. Benim de bahçe aldım ben orada. Bir arkadaşın tasfiye üzerine. İşte gelip. Çumra'da gidip bahçe yok muydu abi? Bahçe vardı. Burada yakın diye bir arkadaşın tasfiye üzerine aldık. Nasıl buranın şeyi mi, ekimi dikimi güzel mi? Dedemanın orada da yakın olduğu için aldım desene. İşte evde yakın, dedemanın orada da gene de bir arkadaşın şeyle aldım tavsiye ediyorum. Buranın toprakları nasıl, verimli mi? Burası biraz rüzgar esiyor. Hı-hı. Verimli oluyor biraz tabii. Kumlu biraz. Biraz kumlu. Evet. Üzerine toprak döktürüyorlar.
Alıyorlar zepse mesela geç yetişiyor burada. Evet. Bir ay önce daha bak bir şeyler marulları. Marulları topladı. 42 değil mi? Konya evet, 42. Kanal 42. Kanal 42. Evet. Evet, sizin Ramazanınız nasıl geçiyor abi? Güzel, iyi geçiyor. Burası çok serin. Konya yanıyor. Serin, serin oluyor ha. Burası serin. Sizin de teravih, sahur, iftar derken hızlıca geçiyordur. Evet, hızlıca geçiyor. Evet, yarıyı bile geçtik sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman. Nasıl geçtiğine inanamıyoruz bizler de. Sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Tatköy'deyiz. Bir de el sallayalım hep birlikte. Herkese el sallıyoruz ve bizler devam ediyoruz. Evet, köylerde en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi köy bakkallarıdır. Evet. Her şey vardır. Ne ararsan vardır. Şehre gidene kadar her şey vardır. Tamam. Abi doğrudur. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hemen biz sizi tanıyalım mı? Evet. İsim nedir? Ben Mehmet Altan, Tatköy mahalle sakinlerinden bakkallık yapıyorum. Kaç yıldır bakkallık yapıyoruz abi? 12 yıldır yapıyorum. 12 yıldır. Evet. Tek bakkal mıyız, var mı başka bakkalımız? Var, 5 tane daha var burada. Benden ayrı 4 tane var. Evet. Evet. Peki genellikle köylerde neler ihtiyaç oluyor? Böyle acil neler bulundurursunuz? Valla millet her şeye ihtiyacı oluyor ya. İşte ne bileyim, acil yani ihtiyacı olduğu zaman her şey oluyor. Evet. Doktora böyle ihtiyacımız var da o da yok. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen bir siz tanıyalım mı? Benim isim Osman Kara. Osman amcacığım. Bu köyde bana Yağcı Osman derler. Yağcı Osman. Ha, neden öyle derler? İşte lakab olarak. Yağcı Osman diye lakabımız öyle. Yağ evet. İşi falan var mıydı zamanında? Vardı. O sene. Dedelerden ya. Falan mı sizde? Yok yok. Sizde vardı. Evet. Şimdi burada her şeye ihtiyaç. Bakın bir tansiyonumuz ölse öyle hemşiremiz bile yok dedim burada. Şimdi burası böyle bir yer. Evet. Ama ne istersen oraya yakın olduğu için devamlı geliyor. İrtibatlı olduğu için her şey var. Evet, ne istersen onu bulursun. Ramazan nasıl geçiyor abi? Şükür Allah'a. İyi. İyi. Allah'ım iyilik versin inşallah. Güzellik versin. Burada vallahi ne ararsak var hepsi. Çevresi, tatlısı. Tatlısı, maftısı, her şey var. Şey var. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Ne seçiyorsun? İftarlık mı seçiyorsun? Ekmek alacaksın. Evet. Sen de mi bu köyde doğdun büyüdün? Ne yapıyorsun peki bu köyde? Dur ben senin yanına doğru şöyle geleyim. Ha, ne yapıyorsun bu köyde? Okuyor muyuz? Okumuyorsun. İşe falan mı gidiyorsun? İş var mı? Nerede çalışıyorsun? Elektrikçisin. Oo, köyde bütün elektrik sana mı sorulur? Ağaçları sulayıp geliyorum. Çağırırlar mı arada seni? Nasıl geçiyor peki Ramazan ayı? Oruç tutabiliyoruz değil mi? Harikasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bizler Tatköy'de sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet, köylerde en çok sevdiğim yerlerden birisi de kahvelerdir. Orada siyaset döner, futbol döner, ekonomi döner, her şey döner. Selamünaleyküm, nasılsınız? Nasılsınız abi? İyiyiz, iyiyiz Allah'a şükür. Hemen bir siz tanıyalım mı? Veysel Bingül. Evet, köy halkından, duvarcı, emekliyim. Bu kadar. Şu an emekli miyiz? Çalışmıyor emekliyiz, muyuz? Çalışmıyoruz. Bıraktık bari. Aman artık gençler çalışsın. Yeter, benim. yeter çalışsınlar. Emekli de oldun. Emekli olduk. Köyde mi vakit geçiyor şimdi? Köyde kalıyoruz. Peki hiç sıkılmadın mı abi ya? Sonra emekli olduktan sonra bazıları sıkılıyor ya. Sıkılmıyoruz, iyiyiz, rahatız. Nasıl geçiyor günün, Ramazan'da özellikle? Bahçeyle uğraşıyoruz, camiye gelip gidiyoruz. İşte kahveye çıkıyoruz. Bahçede ne var, ne ektin? Her şey var, ağaçlar var. Avar deniyor değil mi burada da? Avar da var, ağaç da var, meyve ağaç da var. Ağaç da var, ne meyveleri var? Armut. Her türlü meyve var. Evet, çok güzel. Kahvelerde genellikle abi hep böyle siyaset, hükümet kurulur, devrilir, bir daha kurulur, bir daha yıkılır. Türkiye'yi bırakırız, Amerika'yı bile yönetiriz biz. Siyaset... Köy kahvelerinin en güzel yanı olur. Köy kahvelerinin en güzel yanı o. Başka neler konuşulur bu kahvelerde? Köy kahvelerde? Kahvelerde bol bol dedikodu yapılır. Şu günlerde fazla dedikodu ya da gün bulamıyoruz. Sularımız yok, kendi derdimizdeyiz. Sular niye yok? Yetmiyor suyumuz, kesik. Sularda problem var, suyumuz yetmiyor. Öyle işte, günü geçiriyoruz ya. İsim nedir abi? Mehmet Olgun. Evet. Mehmet abi sen ne yapıyorsun? Hayvancılık yaparım. Burada Tatköy'de yaşıyorsun. Tatköy'de yaşarım, doğma büyüme Tatköy'lüyüm. Burada çardağım var. Hayvancılık yaparım, işim bu yani. Evet. Sen daha emekli olamadın yani. Ben emekli, devletten emekli olmayacak. Demek emeklilik yok bize. Çalışma, evet. Devam.
Evet, çalışmaya devam. Devam. Ömür boyu çalışmaya devam. Ramazan ayın nasıl geçiyor? İyi. Böyle Ramazan'a can kurban. Akşama kadar vakitten vakitten, namaz vakitinde kalkıyoruz. Namaz kılıp bir daha yatıyoruz. Bizim buranın havası da iyi eser. Oh ne güzel. Güzel yani. Allah'ım inşallah güzel güzel ömürler versin. Amcam sen nasılsın? Ben mi? Ben... Sen vallahi maşallah ben, gençlerden ben, daha iyi bir ben hiç iyi değilim ben. Niye iyi değilsin? Hayırdır? Vallahi benim şimdi 1975'te hanım öldü. Allah'ım 1975'te öldü. Tekrar 1978'de tekrar bir daha hanım aldık. O da vefat etti. Peki. Tekrar 90'da bir daha aldık. O da vefat etti. Şimdi bekarım. Allah rahmet eylesin. Allah sağ olalar olsun. Evet. Sağ olsun. Nasıl peki zaman geçiriyorsun? Şimdi zamanımı vallahi kendi başıma geçiriyorum. İşte 3 tane oğlum var. 3 tane kızım var. Onların yanına gidip geliyorum. Burada evin var ama. Evim var burada. Burada geçip bak. En zor iftar Ramazan'da zor oluyor. Yalnız olduğu için çocuklar yanına gidiyorum. Evet. Allah razı olsun. Çocuklar yanında ekmeğimizi yiyoruz. Çocuklar nerede? Buradalar. Bir şeyler buradalar. Dur. Bir gün birine gitsen, bir gün birine gitsen. Gidiyoruz, gidiyoruz. Allah'tan şansın çocuklar yanında. Yanındalar. Evet. Yanındalar. 30 senelik köy bekçisi. Şimdi, 30 senedir köy bekçisi. Şimdi 15 sene köy bekçisi yaptım. Evet. Bir benim şeyimi yatırtmadan, terimi yatırtmadan şimdi yani oradan çok... Şikayetçi bunlar. Evet. 15 sene bekçisi yaptım. 15 sene köy bekçisi. 3 tane muhtardan şikayetçi. Evet, gelmiş. Artık yetkililere sesimiz duysun. Duysunlar yani, bir kapı olsun. 15 sene yaptım, benim şimdi emekliğim bir şeyim yok. Şu an yok mu emekliğim? Yok, emekliğim yok. Nasıl geçiniyorsun amca? Vallahi işte çocuklardan... 65'i söyle. 65'lik maaşım var. O da 3 aydan 3 aya veriyorlar, 600 lira para veriyorlar, da yetmiyor. Allah'ım hayırlı ömür versin sana inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olalım. Evet. Şimdi Sibel Hanım. Evet. Yağcı Osman amca. Özetli bir konuşulacak meselesi var. 30 senedir. Onu konuşalım sizle. Şimdi bak. Belediye bura küçük bir su depomuz var. Bir yedek su deposu daha yapmadan geldi karşılara su verdi. Biz yedek su deposu daha yapsaydı, bak su, bir haftadan beri sudan mağdur. Çok mağdur. Eğer ki bak, biz depo daha yapsa da içini doldursaydı, komşularımızın hep su hakkını verseydi, biz rahat olurduk. Sevgili izleyenlerimiz, bizler bugün sizlerle birlikte Tatköy'de buluştuk. Ve böyle herkese çok teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sana da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ ol kızım. Dedem benim. İsim Aslanım, nedir? Seydali. Seydali dedem. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi hep birlikte el sallıyoruz. Bizler şimdi Çelikyalar Alışveriş Merkezleri'ne indirimlerle buluşmaya devam ediyoruz. İzleyenlerimiz, programımızın başında da söylemiş olduğumuz üzere bugün Çelikkayalar Alışveriş Merkezi'nin Selçuklu Şubesi'nde sizlerle buluşuyoruz. Burası gerçekten o kadar nezih ve güzel ortamlardan bir tanesi ki yani gerçekten alışveriş keyfini yaşayabileceğiniz güzel mağazalarımızdan bir tanesi. Yanımızda da mağaza müdürümüz Cengiz Bey ile birlikteyiz. Cengiz Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bir mağazamız. Onu vurgulayarak söylemek istiyorum. Peki ben şunu merak ediyorum. Selçuklu mağazası olarak Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri'nde Ramazan nasıl geçiyor? Tüm şubelerimizde olduğu gibi bizim şubelerimizde de yoğun geçiyor. Bizim ürün çeşitliliğimiz diğer şubelerimize göre biraz daha fazla olduğu için bizim yoğunluğumuz o arkadaşlara göre, diğer şubelerimize göre biraz daha fazla tabii. Evet, biraz metrekare alan olarak da çok büyüksünüz. Evet. Metrekaremiz 5000 metrekare satış alanına sahibiz. 20 bin çeşide yakın da ürünle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Dediğiniz gibi bayağı bir yoğun geçiyor Ramazan. Allah artırsın, Ramazan'ın bereketini sonuna kadar yaşıyoruz. Evet. Şimdi burayı Selçuklu şubesi neresi diye belki merak edenler, yeni bir şubemiz olduğu için bilmeyenler olabilir. Nasıl tarif edebiliriz? İstanbul yolu üzerinde. Eski, çok eskiler burayı Kavaklı Petrol diyebilirler. Çok, eski, çok eskiler, evet. İstanbul yolu üzerinde üst geçit hemen sol tarafındayız.
Eski Selçuklu Belediyesi'nin önü diyebiliriz. Yan tarafı demek yan daha tarafı. Doğru olur. Evet. Selçuklu Belediyesi'nin, eski Selçuklu Belediyesi'nin binasının olduğu yerin yan tarafındayız. Evet. Şimdi merak ediyorum. Ramazan olması nedeniyle birazcık böyle işte teravih namazı saati geç saatlerde olduğu için mağazamızın kapanış saati nedir? Biz onu da düşünerek kapanış saatimizi 11.30'a çekti. Yani 23.30'a kadar açığız akşam. Tüm müşterilerimiz saat 23.30'a kadar. Mutlaka müşterilerimiz 23.30'da çıksın diye beklemiyoruz. Çok önemli aciliyet durumları olduğunda bu saatimizi esnetebiliyoruz. Evet, şimdi Cengiz Bey, biliyorsunuz az önce de konuştuk, ben Ege'liyim. Yani zeytinyağının iyisini vallahi bilirim, anlarım yani. Bu konu uzmanlık alanımdır diyebilirim. Özellikle ben zeytinyağımı Ege'den getiriyorum. Özel el yapımı, evde yapılmış zeytinyağlarından alıyorum. Getirmenize hiç gerek kalmadı. Yok. Ama sıkıştığında mesela bitirdim. Bu sene getirdim zeytinyağını, bitirdim. En yakın Çelikkaylar şubemize geliyorsunuz. Aynen. Kristal Riviera zeytinyağımızı 73 lira 90 kuruştan alıyorsunuz. Evet, gerçekten yani evde yapılmışını aratmıyor. Özellikle kesinlikle. Ben Kristal'i daha çok beğeniyorum. Yani şimdi indirim yapılabilir. Herkes indirim yapabilir. İndirim yapılan markalara da dikkat etmek lazım. Şimdiye kadar hiç kötü mü marka? Yani no name dediğimiz, markası belli olmayan bir şey konuşmadık. Yani zeytinyağına fiyat yapıyoruz. Müşterilerimize en iyi fiyat vermeye çalışıyoruz. Kristal yapıyoruz. Çay, oba çay en çok içilen çaylardan birisi. Yani markaya da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bu konuda biz Çelikkaylar olarak en iyisini en iyi fiyata vermeye çalışıyoruz. Evet. Bir de Cengiz Bey, ben hazır zeytinyağı demişken izleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. En iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Sizden öğrenmek isterim. Evet. Bir zeytinyağı aldığınızda nasıl anlarsınız? Yumurta kırarsınız. Yağda yumurta kırarsınız ya da salatada anlaşılır. Gerçek zeytinyağının kalitesini öyle anlayabilirsiniz. Bravo. Doğru. Evet. İzleyicilerimiz deneyebilirler gerçekten. Ve müthiş bir rakamımız. Ben bir Egeli olarak bunu iddia ediyorum. Çelikkaylar alışveriş merkezleri dışında böyle bir fiyat görmedim. Kesinlikle bulamazsınız. Doğru. Kesinlikle evet. Böyle fiyat. Bir daha alalım mı Cengiz Bey fiyatımızı? 73 lira 90 kuruş. Evet, bu kadar zeytinyağından bahsettik. Ege kültürü dedik. Konya'mızın vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi de tereyağıdır tabii ki. Cengiz Bey dedi ki ben vallahi kaşık kaşık yerim. Tereyağını biraz çok, abarttın mı kaşık kaşık? Biraz abarttık ama tereyağını çok seviyoruz. Yani evet. Her yemeğimize tereyağı kullanmaya çalışıyoruz. Her Konyalı gibi. Siz Egeliler zeytinyağını ne kadar iyi tanıyorsanız biz de tereyağını çok iyi tanıyoruz. İyi tanıdığımız markalardan birisi de Hasan Ekici Bakraş tereyağı. 900 gram. 17 lira 95 kuruş. Konya'da iddia ediyorum bu fiyata Hasan Ekici tereyağını bulamazlar. En iyi tereyağı da nasıl anlanır biliyor musunuz? Cengiz Bey, bunu da söyleyeyim. En iyi tereyağı Konyalı gittiğim teyzelerden öğrendiğim kadarıyla böyle köpüren, siz böyle kızartırken köpüren ve kızaran tereyağı iyidir derler. Doğru. Doğru mudur köpüren, acaba? Köpüren, sulanmayan tabir ettiğimiz köpüren ve güzel kızaran, yanmayan tereyağı iyidir. Öyle tereyağı. Mi amcam? Doğru mu söylüyorum? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen de iyi misin? Çok şükür, seni gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun, hayırlı mübarek. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Şükür, Allah'ımıza şükür. Bugünlerimizi arattırmasın. Amin, inşallah. Peki neden Çelikkaylar Alışveriş Merkezi? Vallahi hesaplı olduğundan geliyoruz yani. İyi, güzel şu, mal da güzel. Kalite de var. Kalite var. Evet, Çelikkaylar Alışveriş Merkezleri'nin Selçuklu Şubesi buluşmaya devam ediyoruz. Yine özel alanlardan bir tanesi izleyeceğiz. Sofralarımızın olmazsa olmazı Unlu Mamiller Reyonumuz. Osman Yatağanlı'nın önündeyiz. İsterseniz içeriye geçip neler evet, olduğuna bakalım. Evet, mis gibi zaten otoparkta sizi bir ekmek kokusu, tatlıların kokusu, enfes bir koku karşılıyor. Ama tabii içeriye girdiğimizde evet müthiş bir görüntü karşılıyor. Özellikle Ramazanlarda olmazsa olmaz tatlılarımız, güllaçlarımız. Tahinli pidemiz, güllacımız, tatlılarımız, baklavalarımızla. Tabii ki Ramazan pidemizle, Osman Yatağanlı unlu mamillerimizle, Selçuklu şubemizde ve diğer tüm şubelerimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, yine orada pidelerimiz hazır bir şekilde çıkıyor. Su böreğimiz, pastalarımız, tatlılarımız, yani trileçe tatlımıza kadar her şey Cengiz Bey mevcut burada.
Çelikkaya alışveriş merkezlerine gelmişken insanlarımız rahatlıkla buradan tatlılarını da alabiliyorlar. Çok güzel şubelerimizden bir tanesi. Cengiz Bey, sizlere bugünkü program için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tüm müşterilerimize, sizin vasıtalarınıza hayırlı Ramazanlar, iyi bayramlar dilemek istiyorum. Evet, bayrama da çok kısa bir süre kaldı aslında ama ilerleyen haftalarda sizin güzel böyle bir bayram şekeri standlarınızı hazırlayacaksınız. Bizler onları keyifle bekliyoruz. Mutlaka güzel bekliyorum. Görüntüler ekrana çıkacak, ümit ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgili izleyenlerimiz, böylelikle bizler bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın bakalım hangi köyde ve hangi şubemizde sizlerle buluşuyor olacağız. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.